Arkadaşlar, Cappar ile Cafer Mutfağı'na hoş geldiniz. Ben Cappar. Ben Cafer. Cafer'cim bize bugün ne yapacaksın acaba? Bugün lokma tatlısı yapacağız. Fakat mayasız bir lokma tatlısı olacak bu. Maya Vay. kullanmadan. Normalde maya kullanıyor. Normalde maya kullanılması gerekiyor. Daha böyle çıtır bir tat oluşturmak için. Fakat bizim evde maya olmadığı için maya yerine kabartma tozu kullanacağım. Cafer'cim çok uzatmadan bize malzemeleri sayar mısın? Tabii ki şerbetimiz için burada ben daha önceden hazırladım. 1,5 bardağı şekeri 2 bardak su ilave ettim ve bunu kaynatacağım. Daha Şerbetimiz sonra. bu. Daha sonra malzemelerimizi sayıyorum. 2 yumurtamız. Şurada kıvam için ölçü vermeyeceğim. Kıvam için unumuz olacak. 1 su bardağından bir parmak kadar eksik şeker. Şurada görmüş olduğunuz gibi kabartma tozumuz. Limonu da şerbet için O kullanacağım zaman mayan arkadaşlar. yerine kabartma tozu kullandım. Tabii kabartma tozu olacak. Geçelim mi? Başlayalım. Cafer'cim. Buyur kardeşim. Kardeşim ben bir malzemeni çaldım. O malzeme hiç aklıma gelmedi. Sence o malzeme ne? Malzememiz süt. Arkadaşlar, Eksik. Cafer'den önünden sütü eksik aldık. Cafer bunu çakmadı. Şöyle bir de sütümüz olacak Bir arkadaşlar. su bardağı sütümüz olacak. O zaman başlayalım Cafer'cim. Başlayalım tabii ki. Arkadaşlar ilk olarak yumurtalarla başlıyoruz. Şöyle yumurtamızı kabıma kırıyorum. Daha sonra bir su bardağı toz şekerimizi ilave ediyoruz ve blenderımızla iyice çırpacağız. Yumurta ile şekeri iyice köpürttükten sonra sütümüzü ilave ediyoruz ve aynı şekil çırpmaya devam ediyoruz. Daha sonra bu karışıma kabartma tozumuzu ekliyoruz. Bir paket kadar. Daha sonra karıştıracağız değil mi daha Cafer'cim? Yine aynı şekil çıkmaya devam. Arkadaşlar karışımımız hazır. Şimdi geniş bir kaba ilave ediyorum. Daha sonra Cafer'cim? Daha sonrasında unumu yavaş yavaş ilave edeceğim. Unu kıvam için kullanacağız arkadaşlar. Ölçü değil de göz kararı ayarlayacağız. Arkadaşlar şöyle hamurumuz hazır. Kıvamı görmüş olduğunuz şekilde olacak. Cafer'cim biz buna ek olarak ne kadar kaç kase un Şimdi ekledik? şu görmüş olduğunuz kaseden 2 tane ekledik. Kıvamı bu şekilde olacak. Şimdi ne Şimdi işleme geçeceğiz? bu biraz bekleyecek, dinlenecek bu hamur. Şerbetimizi hazırlayacağız. Arkadaşlar hamurumuzun dinlenmesi için şöyle streç diyeceğiz. Yaklaşık 10 ile 15 dakika bir süreyle bekleyeceğiz. Arkadaşlar şekerli suyumuzu, şerbetimizi ocağa koyduk. Ocakta kaynamasını bekliyoruz. Arkadaşlar yağımızı şöyle derin bir tavaya koyuyoruz. Arkadaşlar kızmış yağımıza Şöyle kaşık yardımıyla bırakıyoruz yuvarlak şekilde. daha sonra Cafer'cim. Daha sonra da bir çevigir yardımıyla Evet Cafer'cim. çeviriyoruz. Şöyle. Biraz yandı gibi ama bir şey olmaz. Daha sonra Cafer'cim. Daha sonra bunu bu şekilde tekrarlayacağız. Ondan sonra da şerbetimizi üzerine ilave edeceğiz hazır olduktan sonra. Evet arkadaşlar, Cafer'deyiz. Arkadaşlar şöyle son rötuşlar yapıyoruz. Hindistan cevizi ile de hafiften şöyle süslememizi yapıyoruz. Lokmalarımız sunuma hazır. Tabii piştikten sonraki aşamada şerbetliyoruz. Çok fazla şerbet de beklemeyecek. Çünkü beklediği zaman çıtırlığını kaybediyor. Şerbete batır çıkar yapıp ondan sonra
servis yapabilirsiniz. Bu şekilde yaptığınız zaman çıtır çıtır olur lokmalarınız. Afiyet olsun arkadaşlar. Şimdiden kanalımıza abone olup videomuzu beğenmeyi unutmayın lütfen.